Afrin Harekatı'nı tüm dünya yakından izledi ve Türkiye 3 cephede birden mücadele etti. Sahada, kanıyla, canıyla, silahıyla, masada yani diplomasi koridorlarında kalemiyle, kelamıyla ve sanal cephede ise hem aklıyla, vicdanıyla ve tabii gerçeklerle. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Uçak seslerinin hemen ardından sınırın diğer tarafından patlama sesleri duyuldu. Şu anda da görüyorsunuz terörist mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Tarih 20 Ocak 2018'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptığı dakikalarda tam 72 savaş uçağı gökyüzündeydi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda verdiğimiz her şehit için bir uçak havalanmıştı. 72 uçakla yapılan hava harekatını dünya orduları hayranlıkla izledi. 118 hedeften 113'ü tam isabetle imha edildi. Türkiye, kendisine yönelik terör tehdidini yok etme konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan etti. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında harekatın adının Zeytin Dalı olduğu duyuruldu. Hedef, mazlumları terör örgütü PKK-PYD zulmünden kurtarmaktı. ABD cephesinden sadece 5 gün önce yapılan Türkiye sınırına 30 bin kişilik silahlı kuvvet konuşlandırılacağı açıklamaları bardağı taşıran son damla olmuştu. 5 bin tır dolusu silah, zırhlı araç ve mühimmatın PKK-PYD'ye neden bedavaya verildiği de artık çok açıktı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye sınırında bir terör koridoru kurmaya çalıştığı ancak hedefin sadece Akdeniz'e ulaşmak olmadığı aslında Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı net bir biçimde görüldü. Hava harekatına eş zamanlı olarak Türk topçuları obüs, tank ve çok namlulu roket atar Sakarya ile terör mevzilerini dövmeyi sürdürdü. Türkiye terör hatlarına ateş oldu, yağdı. İster PKK olsun, ister PYD, YPG olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üzerinden de silindir gibi geçeriz. Türkiye Suriye'de işgalci değil, terörle mücadele için bulunduğunu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket ederek gösterdi. 25 bin Özgür Suriye Ordusu askerinin katıldığı tüm harekat uluslararası hukuka uygun şekilde icra edildi. Zeytin Dalı Harekatı 3 ayrı cepheden başlatıldı. Azez cephesinden, Hatay cephesinden, Kilis cephesinden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu küçük cepler açarak ilerlemeye başladı. Hakimden mahkuma taktiğiyle önce Afrin'e hakim noktaların terörden temizlenmesi gerekiyordu. Mehmetçik ve Öso destan yazmaya Bursa'ya dağından başladı. Kırsal arazide teröristlerden çok sisli puslu yağışlı hava, çamurdan doğa şartları Mehmetçik ve Öso'yu zorluyordu. Ama Öso ve Mehmetçik hedefe gözünü dikmişti bir kere ve onu hiçbir güç durduramadı. Bursa'ya dağını tamamen kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bundan sonraki hedefi Darmık Dağı. Tabii stratejik bir konuma sahipti burası. Şu an tamamen hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçti. Bundan sonra hedef Darmık Dağı ve ardından da Afrin. Terör örgütü PKK-PYD'nin tüneller, beton koruganlarla köstebek yuvasına çevirdiği, yıllardır tahkimat ve hazırlık yaptığı Bursa'ya dağının alınması için bir hafta yetmişti. Tarih 28 Ocak 2018'di. Az önce komutanla görüştüm. Buseyra Dağı tamam. Halloldu. Terörden temizlenen arazideki yapılaşma Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil kuklanın iplerini elinde tutanlarla da mücadele ettiğini net bir şekilde ortaya koydu. Fransız betonu, Alman mühendisliği ve ABD aklıyla NATO standartlarında inşa edilen 90 santimlik beton korugan, tünel ve sığınaklar acı gerçeği açıklıyordu. Afrin'de ele geçirdiğimiz yerlerdeki tüm tahkimatlar, tüm tuzaklar, tüm silahların namluları ne yazık ki ülkemize dönüktü. Hani dostunuz ya? Böyle mi dostum? Hani biz müttefiktik? Hani NATO'da beraberdik? Terör ve güvenlik uzmanları Türkiye'nin Afrin'de 7 düvele karşı mücadele ettiğinin altını çiziyor, terörün başının mutlaka ezilmesi gerektiğini söylüyordu. Suriye'de vekaletler savaşı sürerken
Türkiye yüreğine ve bileğine güveniyordu. Bu ülkenin evlatları vatan topraklarıyla teröristin kurşunu arasına bedenini siper ediyor, mazlumlara kol kanat gererken düşmanın başını eziyordu. Türkiye hem sahada hem de masada mücadele etmek zorundaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin kırsalında vatan savunması yaparken diplomasi savaşı da sürüyordu. Türkiye, Rusya ve İran ile Soçi zirvesinde yaptığı hamlelerle Afrin harekatına giden sürecin temel taşlarını kuvvetli bir şekilde yerleştirmişti. Rusya'nın Afrin'deki askerlerini çekmesi, S-400 hava savunma sistemlerini kapatması, İran'ın gönülsüz de olsa operasyonu açıktan karşı çıkmaması hep bu diplomatik çabaların bir sonucuydu. 12 bin kilometreden gelip Irak ve Suriye'yi küçük kukla devletçiklere bölme planları yapan ABD'ye Türkiye pek çok kez mesaj verdi. Yeni ittifaklarda ABD'siz bir dünya da mümkündü. Türkiye kimi zaman diplomatik nezaketle, kimi zamansa en yetkili ağızlardan doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni uyarmaya çalıştı. Türkiye'nin uyarıları net, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtları ise oyalamaya dönüktü. Türkiye, PKK'nın Güneydoğu'daki Hendek Çukur terörü, FETÖ'cü teröristlerin darbe girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz'da olduğu gibi Suriye'de de Türkiye'yi kuşatma girişimine izin vermeyeceğini açık açık ilan etti. Zeytin Dalı harekatı başlarken ABD'li yetkililer önce Afrin operasyon sahamız değil açıklamaları yaptı. Ardından Fırat'ın doğusundan ya da Münbiç'ten Afrin'e güç kaydırılırsa PKK-PYD desteğini keseceğini açıkladı. Bu açıklamalar size tanıdık geldi mi? Amerika Birleşik Devletleri cephesinden silahların listesini tutuyoruz. Türkiye'ye karşı kullanılmayacak. PKK-PYD'ye verdiğimiz silahlar sadece DEAŞ'la mücadele için. Rakka temizlendikten sonra silah yardımı da yapmayacağız sözleri verilmişti. Ha, hemen hatırlatmakta da fayda var. Rakka temizlenmişti ama nasıl? DEAŞ'lı teröristler Amerika Birleşik Devletleri ve PKK-PYD'nin gözetiminde kamyonlara, otobüslere binip Rakka'yı elini kolunu sallayarak terk etmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele stratejisi biraz ilginçti. Tabii ki bunların hiçbiri olmadı. PKK-PYD Münbiç ve Fırat'ın doğusundan Afrin'e yeni teröristler kaydırdı. Hem de ABD'nin verdiği silahlarla birlikte. Bu sırada ABD ise Münbiç'e generallerini gönderip teröristlerle poz vermekle, terör kamplarına sözde akademi adı verip yeni teröristler eğitmekle meşguldü. Bu arada ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ve Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz açıklamaları yaptı. Ankara-Washington hattında bir komisyon kurulması kararı alındı. Üçlü mekanizma işleyecekti. Ne için? Terörle mücadele için. Hadi sizi 2006 yılına götüreyim. Hatırladınız mı? Orgeneral Edip Başer bir komisyonun başındaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile terörle mücadele ikili komisyonu kurulmuştu. 2006 yılında Edip Başer'in başında olduğu o komisyonla tek bir karar alınamadı. Tek bir adım dahi atılamadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri galiba yine oyalama taktiklerine giriyordu. Neyse ABD'yi bir kenara bırakalım, bir de İran cephesine bakalım. Afrin harekatına açıktan karşı çıkmayan ancak destek de vermeyen İran cephesi Türkiye adım adım ilerlemeye başlayınca hareketlendi. Terör örgütü PKK-PYD'nin ABD ile birlikte Deir ez-Zor'daki petrol yataklarını vermemek için çatışmaya girdiği İranlı Şii milisler Afrin'de bir anda dost oluvermişti. Sözde Suriye rejimi adına çatışmaya giren Şii milisler Afrin'e kahramanlar gibi uğurlanmaya çalışıldı. Ama Türkiye adım adım konvoyu izliyordu. Türkiye, Esed rejimini destekleyen İranlı Şii milislerin Afrin'e konvoylar halinde girme girişimine karşı uyarısını önce boş arazileri ya da konvoyun önüne set atışları yaparak gösterdi. İHA'lar, SİHA'lar, topçu birlikleri görev başındaydı. Ancak Türkiye'nin net mesajını anlamak istemeyenler vardı. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Rejim destekçisi İranlı Şii milisler Afrin merkeze girmekte ısrar edince Türkiye kararlılığını bir kez daha gösterdi. Terör konvoyu yüksek ateş gücüyle imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı İHA görüntüleri terör konvoyunun maskesini hemen düşürdü. İlk atıştan sonra araçta meydana gelen peş peşe patlamalar mühimmat yüklü araçların vurulduğunun en açık deliliydi. Türkiye PKK-PYD'nin bir hamlesini daha boşa çıkardı. İran'ın Şii milislerinin de teröristleri kurtaramayacağı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile hem telefonla görüştü hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tahran'da temaslarda bulundu. Türkiye'nin duruşu ve kararlılığı komşuya net bir şekilde ifade edildi. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda sahada ve diplomasi koridorlarında verdiği mücadele kadar önemli bir başka alan ise sanal cepheydi. Zira terör örgütü PKK-PYD ve destekçileri en iyi bildiği silaha, kara propagandaya sarılmıştı. Siviller öldürülüyor yalanıyla destek arayışı başlamıştı bile. Üstelik uluslararası haber kanalları da sözde objektif habercilik yaparak sürece destek veriyordu. Örneğin uluslararası haber kanalı CNN, Afrin'de Türkiye korkusuyla sivillerin bodrum katlarda, mağaralarda saklandığını anlatıyordu. Ama aynı haberde sivillerin Afrin'i terk etmesini silah zoruyla engelleyen PKK-PYD'li teröristlerdense yerel yetkililer diye söz ediyordu. Yani CNN'e göre eli silahlı o teröristler bölgedeki yerel yetkililerdi. Ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanması da haber için önem arz etmiyordu. Oysa teröristlerin sivillerin geçiş güzergahına bombalar döşemesi, küçücük çocukların o bombalara basıp paramparça olması o medyanın ilgisini dahi çekmedi. Afrin Harekatı'nın daha ilk anlarından itibaren kara kalemler, klavye savaşçıları iş başındaydı. Zeytin Dalı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak için sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm medyada kara propaganda başlatıldı. Batılı siyasetçiler terör sevici tavırlarını basın toplantılarına, hatta meclis oturumlarına taşıdı. Bazı kendini bilmezden istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde, meclisinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız, çok. Öyle ki terör destekçilerinden biri Almanya'da Başbakan Binali Yıldırım'a elindeki sahte fotoğraflarla iftira atmaya dahi kalktı. Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görürsün. Bu gösterdiklerin hep başka olaylara ait resimler. Burada etkilemeye kalkma. Ancak çamur at izi kalsın politikası tıpkı Almanya'da olduğu gibi tutmadı. Terör hesaplarından paylaşılan FETÖ'cü teröristlerin köpürttüğü yalanlar sabun köpüğü gibi patlayıveriyordu. Zira teröristler de yancıları da aradıkları propaganda malzemesini bulamadı. Afrin Harekatı'nda psikolojik harp cephesi de çok önemliydi. Zira kara propaganda hesapları ilk günden hemen devreye girmişti. Türkiye sivilleri katlediyor yalanlarına sarıldılar. Sosyal medyada bunu pompalamaya çalıştılar. Ama bir sorunları vardı. Ellerinde malzeme yoktu. Çünkü Türkiye sivillerle teröristleri hani tereyağından kıl çeker gibi ayırıyordu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Gittiler Doğu Guta'da Esed'in katlettiği çocukları sanki Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO vurmuş gibi göstermeye kalktılar. Yetmedi, Erzurumlu depremzedelerin fotoğraflarını kullandılar. Yetmedi, Irak'taki mülteci çocukları ya da Suriye'den kaçanları kullanmaya çalıştılar. Ama yalanları, maskeleri çabuk ortaya çıktı. Maskeleri düştü, bir anlamda sabun köpüğü gibi patladılar. Üstelik sadece yurt dışında değil, Türkiye'de de terör seviciler iş başındaydı. CHP'li vekiller ÖSO'yu terör örgütü gibi göstermeye çalışıyor, HDP'li vekiller Kürtler katlediliyor yalanlarına sarılıyordu. Ama millet gerçeği görüyordu elbette. Türkiye sanal cephede de, yani psikolojik harp cephesinde de mevziyi bir an olsun bırakmadı. Kara propaganda hesaplarından paylaşılan fotoğraflar anında deşifre edildi, gerçekler ortaya çıkarıldı. Yani Türkiye hem sahada, hem diplomasi alanında, hem de sanal cephede cansiperane bir mücadele verdi. Türkiye, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda her üç cephede de aslanlar gibi çarpıştı diyebiliriz. Sefer bizden, zafer Allah'tan şiarıyla mücadelesini sürdürdü ve attığı her adımda da başarılı oldu. Hadi yine başa dönelim. Bursa'ya Dağı'ndaki zaferin ardından Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu atalarına layık olduğunu gösterdi. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi.
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galibet, çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyerek yola çıkmışlardı. 3000 yıllık geleneklerinde olduğu gibi askeri, korucusu, polisiyle Mehmetçik Afrin'de mazluma kol kanat gerdi, zalimi ezdi. Bursa'ya dağının ardından Darmık, Bülbül, Raco, Cinderes derken Türkiye sınırındaki tüm terör hatları temizlendi. Afrin harekatındaki hilal oluşturuldu. Afrin'in ardından sırada Münbiç, sonrasında ise Fırat'ın doğusu ve Irak'taki terör yuvası Kandil Dağı var. Türkiye terör hedeflerini yok etme konusunda çok ama çok kararlı. Zira bu kez raviyasına inanmış bir Türkiye var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İnşallah öyle bir al olduğunda önce şahsım ve hadi beraber gidiyoruz dediğimiz anda beraber gideceğiz. Ve son söz, bu mücadele son teröriste kadar devam edecek. Rengin şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Ve böyle güzel bir bayrağımız var. Bitmedi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.